TV'den iyi akşamlar. 24 Temmuz 2017 Pazartesi gecesi ve yine söz sizleyle, sizlerin karşısındayız. Sizlerle beraberiz. Tabii ki yine konumuz ülke gündemi ve çok değerli bir konuğumuz var. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş bu akşamki konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Tamamız. Ve tabii bizim değişmeyen gündemimiz Kıbrıs konusu ve bir zirve daha başarısızlıkla sonuçlandı. Tabii siz beklerdiniz bu sonucu biraz. Yani beklememin nedeni bizim Türk tarafının ve Türkiye'nin tavrı nedeniyle değil. Rum tarafının yine olumsuz yaklaşacağı çok açık belliydi. Bütün tavırlarından, açıklamalarından, yaklaşımlarından. Ama bazı arkadaşlar burada her şey iyi gidiyor, her şey güzel gidiyor havasını yaymayı yeğlediler hep. Onu söylüyorduk. Yani boşa ümit yükseltmeyin. Çünkü bu iş yine başarısızlıkla biterse ki bitecek. Bu büyük bir hayal kırıklığına dönüşür. İyi olmaz. Anlam planı döneminde olduğu gibi. Bu ikazı yaptım hep. Ama maalesef Grand Montana'da bile oradaki izleyen arkadaşlar, özellikle gazeteciler hep olumlu gidiyor her şey diye hava yansıtmaya çalıştı. Olumlu hiçbir şey yokken ortada. Bir şeyi isteyebilirsiniz, yürekten isteyebilirsiniz. Hakikaten çok düşeni yaparsınız. İstersiniz ama bir de gerçekler var ortada. Bu gerçeklerden kaçmak, o gerçekleri yokmuş gibi göstermek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü özellikle basın medyanın bütün kanalları, sosyal medya dahil buna, kamuoyunu bir şeye hazırlar, olumlu veya olumsuz. Siz hiç gerçekleri göz ardı ederek her şey olumlu gidiyormuş gibi bir hava yaratırsanız ve olumsuzlukla sonuçlanır, bunun sonucu bir hayal kırıklığıdır ki bu yaşanmaması gerekirdi. Tabii... Aslında beklerdi yani herkes, toplumlar da beklerdi. Belki liderler de beklerdi bu sonucu oraya giderken bile. Ama esas ve Kıbrıs Türkleri için esas önemli olan şimdi federal çözüm ihtimali ortadan kalktı size göre ve bundan sonrasında ne olacak? Yanlış algılıyorsunuz yine. Şimdi federal çözüm imkanı doğabilir. Eğer doğru ve hep birlikte davranırsak ve gerekli yerlere yine hep birlikte aynı mücadeleyi verirsek. Niçin bunu söylüyorum? Bir önceki zemin, iki toplumlu, iki kesimli federasyon zemini bizi federasyona taşımazdı. Bizi yama olmaya taşırdı. Nereye? Artık Helenleşmiş, Rumlaşmış Kıbrıs Cumhuriyeti'ne. Niye bunu söylüyorum? Çünkü masadan kalktığınız andan itibaren ve hatta masada taraflardan birine legal devlet muamelesi yapılmaktadır. Diğerine toplum olarak yanaşılmaktadır. Toplumla bir devlet federasyon kuramaz. İki eşit kurar federasyonu. Şimdi dediğimiz artık görülmüştür ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine verilmiş olan misyon miadını doldurmuştur. Çok yaşlanmıştır. 1964 koşulları yoktur artık ada üzerinde ve civarımızda. 77-79 iki kesimli, iki toplumlu federasyon o tarihlerde Türk tezi olarak masaya getirilmiş ve kabul edilmiştir bütün dünya tarafından ve zemin öyle oluşturulmuştur. Ama bir sonuca varılmayacağının nedenlerini hep koymaktaydık ortaya. Neydi o nedenler? Rum tarafının İki toplumlu, iki kesimli federasyonu okuyuşuyla ve izah edişiyle, algılamasıyla, Kıbrıs Türk tarafının iki toplumlu, iki kesimli federasyon anlayışı ve algılaması farklı, çok farklı hem de. Bu fark ortadan kaldırılmadıkça, yıllarca bunu da söyledik, bunun altını dolduralım ne demektir bu iki kesimli, iki toplumlu federasyon, hiç kimse yanaşmadı. Neticede nereye vardık? Bir kez daha bir olumsuz sonuca bir konferansta daha aynı şekilde devam edelim. Bir 50 konferans daha bitiririz aynı sonuçta. Sonuç değişmez. Değişmez. Niçin? Çünkü Rum tarafının dünyanın da kendilerine verdiği
şımartmayla diyeceğim artık. Rum tarafı adanın tek hakimi olarak görüyor kendisini. Ben adanın sahibiyim diyor. Bütün dünya da beni böyle kabul eder. Ben bundan niye vazgeçeyim? Şimdi alayım kendimi, koyayım Anastasiadis'in yerine. Bütün dünya bana öyle davranıyorsa, şimdi doğrusu ben de durup dururken niye paylaşayım Türklerle bu olanağı? Böyle düşünür adam. Elindeki nedir istediği? Varken. Kıbrıs adası bir Elen adasıdır. İçinde Türkçe konuşmayı bilen AB yurttaşları da vardır. Bu noktaya taşımak ister bizi. Biz bireysel haklarımızla kurmuş değiliz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni. Toplumsal hakkımız vardır. Nereden kaynaklanan? Adanın sahibi olmaktan kaynaklanan. O sahiplik haklarını 59'da bir anlaşmayla devrettik. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. 3 yıl sonra fazla verdik size hak dedi Rum. Ben bunların 13 maddesini anayasada değiştirerek bir kısmını geri alıyorum. Problemler başladı ve halen devam eder. Halen devam eder. 4-5 yaşındaydım başladığında ben. Ben doğmadıydım. Şimdi o yaştan daha büyük torunum var. Hala da aynı şeyi konuşuyoruz. 68'de iki toplumlu görüşmeler başladığında, toplumlar arası görüşmeler. 9 yaşındaydım. Kendi oturduğumuz evde yapılırdı o dönemde Denktaş Kledis görüşmeleri. Aynı odanın içerisinde o havayı teneffüs ederek, annem rahatsızdı, hastanede yatmaktaydı. Ben de babamın dizinin dibinde daktilo yazmayı öğrenirdim, 5 parmak. Onlar da görüşme yapardı. Şimdi nereden nereye geldik? Yaş oldu 59, biz hala da Kıbrıs sorununu konuşuruz. Devam mı edelim bu kayba, yoksa kendimize bir başka yol mu çizelim? Ne zamana kadar sizin eşit olduğunuzu, aday üzerinde eşit olduğunuzu, siyaseten eşit olduğunuzu, eşit haklara sahip olduğunuzu, egemenlikte eşit olduğunuzu yan taraftaki komşu kabul edinceye kadar. Bunlar kabul edilmeden yeniden masaya oturmanın hiçbir anlamı yoktur. Sürpriz önerilerim var dediniz. Bu bayağı bir gündem oluşturdu. Türk tarafı sürpriz açılımlar yapmalıdır dedim aslında ama Yunanlı gazeteci bunu o şekilde algıladı veya o şekilde yansıtmak istedi. Sorun değil. Ve evet, benim hem Cumhurbaşkanı'na hem siyasi partilere, Cumhurbaşkanı'nda yapılan toplantıda, hem Türkiye Dışişleri'ne yazılı olarak sunduğum öneriler var. Bunun başlıklarını dahi tartışmadım veya açmadım kamuoyuna. Neden? Siyasi bir parti olarak siz bir öneri sunduğunuzda ister istemez bir karşıtı hemen oluşur. Sizin görüşlerinize gelmezler ama hep birlikte başka yeni öneriler de gelmek suretiyle, o önerilerin altını doldurmak suretiyle bizim önerimiz haline dönüştürebilirsek bunu, Kıbrıslı Türklerin önerisi haline dönüştürebilirsek işte o zaman üzüm yemek için, bir şeyi hayata geçirmek için adım atabiliriz ve çok daha rahat atarız. O toplantıdaki şey, tavır nasıldı sizin önerinize? Yoksa ondan sonra herhangi bir Yok, içerik itibariyle tartışmadık. Olumlu bakanlar da var. Yani bir konsensus çıkabilir. Bir bakalım yoksa diyenler de var. Çıkabilir diye düşünüyorum. Yani öyle çok reddedilebilecek öneriler değil aslında. Yeni öneriler de değil bunların bir kısmı. Ta 2000'li yıllarda kapıların açılış döneminde ortaya koyduğum öneriler paketinin bir kısmı şimdi yeniden gündeme getirmeye çalışıyorum. O dönemlerdeki defaten sundum bu önerileri yazılı olarak Cumhurbaşkanlarına, Denktaş'a, Talat'a, Eroğlu'na bir kısmını hiç değilse. Ama o dönemlerde çok destekçim olmadı, bir destek çıkılmadı. Şimdi görüyorum biraz daha fazla bir destek var kamuoyunda. Hatta çünkü radikal bir değişim şeyin dışında yani beklenir artık. Yani bir adım, bu önerileri geçmişten isteyen, bilen, mecliste olmayan bazı siyasi partilerin de destek verdiğini görüyorum. Dediğim gibi en azından bildikleri kısmına. Dolayısıyla bir konsensus yaratılabilir, evet. Şimdi çok bu adımları atarken ne yapılmalı? Maraş konusu. İçinde Maraş da var, başka konular da var. Ne yapılmalı? Esas o yönde nasıl bir yaklaşım sergilenmeli? Bir, ekonomik anlamda bu bize fayda sağlamalı. Sosyal anlamda fayda sağlamalı. Rum tarafının ve uluslararası camianın reddedebileceği unsurlar içermemeli. Uluslararası hukuka uygun olmalı.
ve atacağınız adımla aslında eşit bir federasyonun oluşmasına yönelik de bir niyet içermeli. Bütün bunları kapsayan bir öneriler bütünüdür aklımızdaki. Daha dediğim gibi bu zenginleştirilebilir, altı doldurulabilir, eklenebilir yeni yaratıcı öneriler üstüne. Bu her kesimden gelebilir. Ama önemli olan bunu bizim Cumhurbaşkanlığı'nın başkanlığında işte partiler oturalım, konuşalım, müzakere edelim. Ve hakikaten evet ya bu yapılmalıdır noktasına geldiğimizde hep beraber de destek verelim ve yürürlüğe koyalım. İstediğim bu. Tabii o toplantıda tabii başına düştüğü kadarıyla işte sizin ve Ulusal Birlik Partisi'nin artık müzakere sürecini işte sonlandırmakla ilgili öneriniz olduğu, başka adımların atılması, Türkiye ile Sayın Akıncı'nın karşıt bir görüş seslendiği yok öyle bir şey yok. Ben zaten o toplantıda değil, sabah basın toplantısında 11 Şubat belgesine desteğimizi artık geri çektiğimizi ve devam ettirmeyeceğimizi açıkladım. 11 Şubat belgesinin içeriğinde var iki toplumlu kesimli federasyon. Ben de diyorum ki bu mevcut koşullarla Kıbrıs adasını çevreleyen gerçekler ışığında iki toplumlu, iki kesimli federasyon tartışarak bir sonuca ulaşmak ve üstelik bir federasyon sonucuna ulaşmak mümkün değil. Bu nedenle geri çektiğimi söyledim. Çekeceğimi de ilk Cumhurbaşkanı bir toplantıya çağırmıştı bizi Kranz-Montana'dan sonra. Orada açıklamıştım Sayın Cumhurbaşkanı'na geri çekeceğim dedim ben bu desteğimi. Partiyle konuştuktan sonra nitekim parti meclisimiz toplandı, MYK toplandı. Tartıştık ve sonra da işte açıklamasını yaptım basın toplantısında. Hakikaten inanmıyorum bir yere varılacağına. Yani boşa vakit kaybetmenin ötesinde hiçbir yere götürmez bizi. Dolayısıyla başka bir yerlere odaklanmalıyız. Bir ele geçirilebilir bir hedef koymalıyız önümüze. Ve hiç değilse bu hedef doğrultusunda tüm partiler müşterek bir adım atmayı başarabilmeliyiz. Yoksa tamamen iç politikaya odaklı, birbirimizi eleştirmekle, birbirimizi suçlamakla bir yere varacağını sanırsak mümkün değil. O nedenle ta Kranz-Montana'dan açıklama yaptım ve dedim ki Cumhurbaşkanı'nı suçlama yönüne gitmeyelim. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü hakikaten Cumhurbaşkanı içeriğine ben katılırım katılmam ortaya koyduklarını ayrı bir hikaye. Ama samimiyetle bir çözüme ulaşmak için bir uğraş koydu ortaya. Benim duracağım noktanın çok ötesine geçmiş olsa bile samimiyetle yaptı bunu. Aynı samimiyet Rum tarafından ortaya konuldu mu? Hayır. Hayır. Hala daha da söylüyor adam bazı siyasileri ve Türkiye işte aklını değiştirmezse çözüme ulaşmak mümkün değil. Hangi çözüme? Kendi kafasındaki çözüme. Kendi istediği olmaz ki böyle şey. Ne için mesela hepimizin geleceği konuşulur, toplumun geleceği konuşulur ama hep gizli kalır bazı şeyler. Şimdi mesela harita konusu ne için illaki toplumla paylaşılsın değil ama niye anlatılmaz veya işte garantilerde nereye kadar gidildi bu niye söylenmiyor? Şimdi bu kadar gizli kaldı? Bakın tümünün açıklanması gerektiğini ben de hep söylüyorum haritada dahil. Gizli kalmamalı artık hiçbir şey. Gizli kaldığı müddetçe şunu da görüyorum. Herkes kendi kafasına göre suçlayacağı bir yer arar kendi içimizde. İşte filanca şunu da verseydi çözüme ulaşılacaktı. Vermediler diye ulaşmadık diye kendi kendimizi suçluyoruz. Ama toplu alınan karar gizliliğin devam ettirilmesi yönünde yutkunup susuyoruz. Hoş, haritayı biz de görmedik. Yani bırakın halkla paylaşılmasını. Siyasi partilerle de paylaşılmış bir harita yoktur ortada. Birleşmiş Milletler'in kasasında kapalı bir harita var. Anahtarı kimde? Birleşmiş Milletler'de. Bugün genel sekreter değişsin, bir başka genel sekreter çıkarıp anahtarı açıp kilidi çıkarabilir bunu ortaya. Geri aldık mı? Sözlü evet. Geçersizdir ha o kasadaki harita dendi. Doğru. Ama kasada duruyor. Ama duruyor orada. Biz unutabiliriz. Yani bir bağlayıcılığı olabilir. Bence olur. Biz unutabiliriz. Geri çektik de diyebiliriz. İşte kabul edilmedi paket
hiçbir şeyde anlaşmadık. Onun için her şeyde anlaşmadık. Onun için hiçbir şeyde anlaşmış değiliz. Önerilerimizi geri aldık diyebiliriz sözlü olarak. Ama masa unutmaz. Masaya koyduğun o masa tarafından emilir. Bir kere daha o masaya gittiğinde tekrar yukarı çıkar. Şimdi Rum tarafına bakıyoruz. Bu anlamda masada hiçbir şey bırakmadı. Açılım diye diye zekamızdan alay edercesine getirdikleri tek şey tek pusulalı seçim gündeme gelirse, kabul ederseniz ben de dönüşümlü başkanlığı düşünmeye başlayabilirim. Bu ne açılımdır? Ne bir şey? Dönüp Eyden'in açıklamalarına bakıyorum. O şaşırttı. Yani. Rum bağırdıkça, herkesi şaşırtan açıklamalar yaptı. Rum bağırdıkça bu tarafta neredeyse bizi suçlu çıkaracak açıklamalar yapıyor. Yani ayıp. Kıbrıslı Türkler olarak nazik davranıyoruz. İşte insanca davranıyoruz. Suçlama yapmıyoruz diye. Suçlu mu konumuna düşeceğiz şimdi? Onlar da beraber yaşadı. Sayın Akıncı'yla ekibiyle ne olup ne bittiğini şeyde. Crans Montana'da. Ve aradaki süreçte. Türkiye'nin bizim tarafın masaya neler koyduğunu, ne kadar ilerlediğini, kendileri değil miydi şaşıran ve teşekkür eden? Ve şimdi suçlu Sayın Akıncı bir şey. Sonuca ulaşmadık. Onun için iki taraf suçlu. Toplu bir suç var. Kimse birbirini suçlamasın. Daha oradan çıkmadan başladı. Daha oradan çıkmadan başladı şey. Anastasiades ve ekibi bizi suçlamaya. Biz sustuğumuz için esas suçlu üste çıkıyor. Biz altında kalıyoruz. Niçin? Çünkü zaten ulaşım imkanımız yok. Dünya medyasına, liderlerine. Sadece işte bir Türkiye'ye gidebiliyoruz. O her türlü imkanını kullanmak suretiyle bu propagandayı yapıyor. Ve sen de geleceksin. Bu kadar ödün vermiş, taviz vermiş bir tarafa. Hala daha suçlu muamelesi yapacaksın. Suçlu sandalyesine oturtmaya çalışacaksın. Ya, Kıbrıs Türk abi çok ödün verdi size, çok taviz verdi. Verdi tabii canım. Verdi. Yani harita artı başka konular. Haritayı bırakın işte bana göre her türlü konuda Türk tarafı, Türkiye, Kıbrıs, Türk tarafı vermesi gerekenin ötesinde bir yaklaşımda bulundu. Yani Türkiye'de çözüm olması için gerçekten taviz verdi yoksa Rumların tavrını bildiği için geldi bu noktalara. Şimdi diyelim ki Rumların tavrını bildiği için ya biz verelim bunları da nasıl olsa kabul etmeyecekler diye düşündü. Rum iyi niyetli olsaydı, hakikaten kafasının arkasında başka bir şey olmasa o verilenlerin tümünü kabul ederdi. Çünkü hakikaten kabul edilebilecek önerilerdi. Bir kısmı kendilerinin yıllardır talep ettiği şeylerdi. Ama reddetti. Niçin? Çünkü geliş noktası masaya sıfır asker, sıfır garanti. Birinci günden itibaren diyerek geldiler. Birinci günden değil ama belli bir süre. Bu ortaya koyduğunun belli bir kısmını kabul eden bir taraf var ortada. Yani ilk defa Türkiye'de kendiyle ilgili olan garantileri asker konusunda 60'tan bu yana ilk defa oturdu, konuştu ve o bile önemli bir değil miydi? Şeye geldi, bir tekim şimdi söylüyor işte başardım ve garantileri tartışma konusu yaptım. Çünkü bugüne kadar hiç tartışmadık. Anlam planında bile garantiler kısmı 1959 Garanti ve İttifak Anlaşması mutatis mutandis uygulanır dendi. Neydi o? Kıbrıs Cumhuriyeti yerine işte Federal Kıbrıs Cumhuriyeti değişecek. O gibi değişimlerdi yapılacak olan. Biraz da güne uyarlanacaktı. Ama içerik itibariyle, kapsam itibariyle olduğu gibi kalmıştı orada. Niçin? Çünkü tartışmadık. Bu tartışmayı reddettik. Ve o kaldı orada. Kim bıraktı onu orada? Birleşmiş Milletler. Şimdi bize ne diyorlar? Canım askere ne gerek var? Birleşmiş Milletler yapar bu görevi. Ya Birleşmiş Milletler 64'ten beridir burada. Ne yaptı? Birleşmiş Milletler barış gücü. Bu ülkede ne yaptı? Ben soruyorum size. Kapılar açıldı 2003'te, 2017'deyiz. Hala daha 3 kamyon, 4 kamyon Karpaz'daki Rumlara şey götürür. Söyle adını, erzak götürür. Hapis kampı ya. Ya aileleri geçebilir bu insanların, onlar gidebilir.
Sen ne erzağı götürüyorsun? Kime yardım yapıyorsun? Hangi insanın yardımından bahsediyorsun? Her şey açık artık kendilerine. BM değiştirebilir mi misyonu bu saatten sonra? Ya da değiştirmeli mi? Değiştirmeyebilir. Yani o kapsam içerisinde kalarak bile atacağınız adımlar vardır. Yeter ki şu iki toplumlu, iki kesimli federasyon denilen zeminin artık geçerli olmadığını, çünkü iki toplumun bir tanesinin devlet olarak kabul edildiğini, diğerinin sadece toplum olarak kabul edildiğini dünya görsün ve atacağımız adımlar bunun artık değişmesi gerektiğinde ortaya çıkarsın. Yol bu. Aksaktır da tekrar ediyorum. Bir taraf toplum, bir taraf devlet, bu yamalanmadır. Federasyon medrasyon değil. Kimse kimseyi kandırmasın. 11 Şubat'ın altındaki imzamı çekmemin nedeni budur. Ha, bir arkadaş Hristostomos'tan aynı şeyi düşünürmüşüm diye suçlar beni. Ben hadi Hristostomos'tan aynı şeyi düşündüm. Sen de Anastasiyaristan ve diğer bütün ekipten aynı şeyi düşünün diye suçlama yapıyor muyum ben? Ne yapmam. Vazgeçelim bu kafadan. Yani bilmem hangi yıl bir slogan attık, onun peşinde koşacağız. Ya o slogan olmuyor işte. Öyle bir noktaya geldik. Yes be annem dedik. Evet bir evet de dünyaya Avrupa bağlanan. Arkasında dedik. Bir evet de dünyaya bağlanalım dedik. Kaçıncı evet dedik, olmuyor ya. Yani Sayın Akıncı'yı destekleyen kesinlikle öyle. Bugün işte garantiyi hep götürmezsen olmaz, güzel vermez. Yani sanki Sayın Akıncı'dır bütün sorumlusu bu işin olmamasının şeklinde. Öyle böyle bir şey var. Yani şimdi ortada. Bu arkadaşlar düşünecek. Denktaş vardı, Denktaş da suçlu. Oysa Denktaş bu yolları çoktan geçtiydi. Bu şimdi çözüm bulalım diye verilen önerileri çoktan yapmış durumdaydı ve üstelik zor durumda olduğumuz yıllarda 72'de, 67'de, 68, 69, 70, 71, 72 bütün bu süreçlerde Denktaş bunları geçti. Neyse o Mr. No'ydu. Sonra Talat geldi. Üstelik Talat görevdeyken bir de Hristofias geldi. Barış Meleği geldi diye de alkış tuttuk buradan. Bazı arkadaşlar tuttu. Hatırlayalım. Şimdi çözüm zamanı dendi. Gene bugün beni Hristostomos'la beraber hareket ederim diye suçlayan kişi Hristofias'ın seçilişini de alkışlayarak Barış Meleği geldi diyerek anlam planına hayır diyen Rum tarafının o hayırın yükünden kurtulmasını sağladı. Farkında değil. O da çözemedi. Sonra Derviş Bey geldi, Eroğlu. Hadi o zaten istemezdi çözüm. Şimdi de Sayın Akıncı geldi. Anlam planı Ahmet Bey'in Anastasiyadis. Evet. Karşısında. Şimdi de Sayın Akıncı. Ve tekrar ediyorum, ben Sayın Akıncı'nın ortaya koyduğu görüşe katılmıyorum. Yani o önerileri sunmazdım ben. Ama dönüp şuna baktım. Bir, samimi bir şekilde bir çözüm bulmaya uğraştı mı? Evet, uğraştı. İyi niyetinden hiç geri adım attı mı bu süreç içerisinde? Hayır, atmadı. Hatta öyle noktalar geldi ki saflıkla hareket ediyor diye suçladım kendisini süreç içerisinde. Diyaloğunu her şeye rağmen, hatırlayın bir olan biteni arada, Enosis kararları, bilmem Anastasiyaris'in açıklamaları, buna rağmen hiç geri adım atmadan oturup görüşmeye devam etti mi? Etti. Ne yapacaktı daha yani? Gidip Anastasiyaris'e ben bütün sahiplilik haklarımdan vazgeçtim, sen ne istersen o olacak mı demeliydi. Onu mu bekliyor bu toplum? Sayın Akıncı bunu mu söz verdi seçilirken? Hayır. Ama seçimde ne söz vermişse onu uygulamaya koymaya çalıştı. Tekrar ediyorum, ben oy vermiş biri değilim. Fikirlerine de katılmam, yaklaşımına da katılmam. Özünde. Ama dönüp baktığımda benim Cumhurbaşkanım halktan söyleyerek bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım diyerek
aldığı ne yetki varsa o yetkiyi de sonuna kadar kullandı bu süreçte. Ve biz kendisini ikaz ettiğimizde ben halkımdan aldım bu yetkiyi. Siz eleştirebilirsiniz. Anlayışla karşılarım. Ama halkımdan aldığım yetkiyi de kullanmaya devam edeceğim diye cevapladı bizi. Şimdi ben sırf işte oy vermediğim, belki de hiç vermeyeceğim birisidir diye dönüp suçlamaya başlarsam kendi cumhurbaşkanımı, kendi kendimize yapabileceğim en büyük saygısızlık ve ayıptır. Çok konuştuk, çok tartıştık yine bu Crans-Montana'dan sonra. İşte KKTC tanınır mı? İşte Sayın Erdoğan dediği başka planlarımız var. Çavuşoğlu dedi, Kıbrıs'ta bundan sonra farklı şeyler konuşulacak. Sayın Akıncı da söyledi. Ve gerçekten toplum artık bir şey bekler. Bu saatten sonra. Mesela sizin bu yaptığınız, söylediğiniz öneriler de. Nedir şu andaki durum? Türkiye'nin tutumu nedir? Mutlaka onların farklı şeyleri vardır. Sorunları vardır şimdi ama nedir bundan sonrası düşünüyorum? Mesela Kıbrıs Türk Devleti deniyor. İşte kardeşim şimdi adı bakın, değiştirilsin. İsim değiştirmenin falan bir şey olacak değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var mı? Var. Tanınmıyor mu? Tanınmıyor. Kabul. Ama var. Her şeyle bir devlet gibi bir devlet. Her şeyle. Yani kendi kendimizin eksiklerini çok sayabiliriz. Bu devletin yönetimi açısından, mekanizmaları açısından. Tabii devlet canlı bir varlık değil. Onu evet. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'e üye birçok devletten daha devlet bir devlettir. Bunu da iddiayla söylerim. Demokrasisiyle, her şeyle. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınır mı? Hemen hayır. Öyle bir beklenti içerisine sokmaya halkı da bir mana yok. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti atacağı adımlarla kendisinin var olduğunu ve adanın kuzeyinde hakim unsur olduğunu gösterebilir mi? Evet. Yapmamız gerekenler de bu. Kabullenilmeye başladığınız andan itibaren ve Rum tarafına da şeyi koparmazsınız, koordinasyonu koparmazsınız. O zaman varacağımız nokta günün sonunda eşit, iki eşitin arasında oluşacak bir federasyon olur Güngere. Yani KKTC ayrı bir devlet olarak tanınması çok da mümkün değil şu an. Böyle hemen yarın olabilecek bir şey değil. Ama günün sonunda eğer federasyonsa kuracağınız, şimdi hemen birilerini duyar gibiyim. Konfederasyondan bahseder bu. Hayır. Konfederasyon veya federasyon kuracağınız sistemdir. Ama her ikisinin içerisinde de iki eşit vardır. Daha eşitle daha az eşit değil. İki eşit vardır. Eşit olduğumuzu ve Rum tarafının da bizim kadar en az ihtiyaç duyar hale geldiği bir ortamı zorlamalıyız. Yapmamız gereken bu. Yıllarca neden yapmadık? Çünkü yıllarca önümüze konan bir zemin vardı. O zemini tartışın diye baskının altındaydık. Tartıştık. Kapsamlı plan denendi. Birleşmiş Milletler planı, anlam planı. Referanduma gittik. Reddedildi. Farklı bir metotla bu kez Birleşmiş Milletler ben araya girmem dedi. Siz anlaşacaksınız dedi ki doğru yaklaşımdı. Geldik bir noktaya. Bu da sonuçsuz. Hayır, biz mahkumuz, devam edelim. Mahkum olduğun... Denemedik, yol kalmadı. Mahkum olduğun müddetçe, mahkum olduğunu söylediğin müddetçe karşındaki seninle oturup eşitinmiş gibi konuşmaz. Konuşulmasına da izin vermez. Bunu anlamalı bizim arkadaşlarımız buradaki. Çözüm oluşturacaksak iki tarafın içinde var olduğu, dünyada tek temsiliyetin olduğu bir çözüm hedefliyorsak, bunun yolu önce kendimize saygıdan geçer. Bu kendimize saygının içerisinde yaptığımız yanlışların da yeri vardır. Her devlette vardır yanlış, bizde de vardır elbette. Ama yanlışlar var diye her Allah'ın günü devleti kötülemek yapılacak en büyük hatadır. Ya çok ciddi, sözcükleri dikkatli seçmeye çalışıyorum yani ama. İyi yapılan şeyler olsa bile çok ciddi bir ön yargı oluşan bir
tepki var, ön yargı var. Yani çünkü demokrasi dedik ama demokratik özgürlüklerin belli bir sınırı olduğunu da hep aklımızdan çıkarıyoruz. Çünkü sloganlar var ortada daha önemli. O sloganların peşinde koşturma var. Her iki tarafta da, sağda da solda da. Sağ sol ne kadar doğrudur bilmiyorum ama anlaşılsın diye. Bunlardan bir an önce kurtulmamız lazım. Bir geçmişi vardır bu halkın. Sağcısı, solcusu, kırmızı gömleklisi vesaire tümü hayatımız tehlikeye girdiği anda eline silah almak zorunda kalmıştır ve mevzide de yerini almıştır. Bunu bilerek şimdi artık silah elimize alma ihtiyacını hissetmiyoruz çok şükür ama bunun nedeni kabul edelim ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buradaki varlığıdır. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz hiç. Geçmişte yaşananlar nedeniyle halkımız garantiler konusunda hassastır. Yani o öneriler kabul edilseydi burada şeyden geçmezdi ben size söyleyeyim. Efendim, referandumdan geçmezdi. O dereceydi yani. Evet. Bütün bunları bilerek hareket edersek ve biraz daha bu ön yargıdan kurtularak o eski hoşgörümüzü biraz daha yeniden canlandırabilirsek bir yerlere varılır. Sayın Bakan, Türkiye'nin planı ne olabilir? Hatay'ın Türkiye'ye bağlandığı gibi Kakadece de Türkiye'ye bağlanabilir mi? Hayır, yani Türkiye'nin öyle bir talebi yok. Böyle bir öneriyi kabul edecek bir siyasi düzenimiz de yok burada. Dolayısıyla bu çok gündeme gelen ama tartışılmayacak mevzulardan biri. Ve hakikaten Türkiye'nin böyle bir talebi de ortada yok zaten. Onun için bunu tartışmanın anlamı da yok. Söylediğimiz şudur hep. Biz Rum'a nasıl ki eyalet olmayı kabul etmeyen bir duruş sergiledik. Ve devlet olmazsa zaten eşitlik olmayacak, eşitlik olmayınca federasyon olmayacak tezini yürüttük. Aynı şekilde devletten vazgeçerek bu sefer Türkiye gündeme geldi diye vilayet olmayı da kabul edebilecek bir durumda değiliz. Bizim devletimizle yürümemiz gerekir. Geleceğimizin en önemli teminatıdır bu devletin varlığı, bu beğenmediğimiz devletin varlığı. Buna sahip çıkmalıyız. Kıbrıs Türk Devleti ilan edilip başkanlık sistemine geçilirse Kıbrıs Türkler için en iyisi olur demiş. Bir başkanlık sistemine geçiş konusunda Denktaş Başkanken gündeme getirdik bunu. Kuruluşumuzda da vardı bu şey, yaklaşım. O zaman işte Denktaş'ı başkan yapmak isteriz diye reddedildi. Sonra Talat döneminde biz gene başkanlık sistemi dedik. Eroğlu döneminde gene başkanlık sistemi dedik. Şimdi Akıncı dönemidir gene başkanlık sistemi deriz. Ona katılıyorum. Başkanlık sistemini ilan etmek için devletin ortadan kaldırılıp başka bir devlet kurmanın anlamı yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir referandumla doğru düzgün tartışarak ve hakikaten iyi bir sistem oluşturmak suretiyle elbette referanduma gider, halk da kabul ederse başkanlık sistemine geçer. Maraş açılacak mı? Açılırsa ekonomiye size göre ne kadar faydası olur demiş. Çok bu, büyük, çok büyük faydası. Şey çeken bir çok büyük faydası olur. Dediğim gibi yani bu 2000'li yıllarda 2000'li yılların başından itibaren ve sonra kapılar açıldıktan sonra defaten yaptığım bir öneriydi. Her cumhurbaşkanında da vardır bu önerim. Geçmişte taraftar bulamadık pek. Şimdi daha fazla kabul edilebilir bir noktaya geldi. Dolayısıyla bu hakikaten tartışılması gereken, altı doldurularak ve doğru uygulanması gereken bir başkanlık sistemi unsur. Maraş. Maraş konusu. Tabii oyuna geri geldi ama yani gelen mesajların ortak noktası önerilerinizle ilgili. Dediğim gibi yani şimdi işte ben şu önerileri yaptım diye ortaya çıktığımda mutlaka bir siyasi karşıt bunun antitezini geliştirerek hareket edecektir. O değil istediğim. O öneri, benim bir takım önerilerim var. Başka öneriler de onun içerisine girecek. Değişik değişik partilerden, sivil toplum örgütlerinden. Sonuçta bir konsensus ortaya çıkacak ve bu konsensus uygulanmaya girebilecek. Benim de istediğim bu. Üzülmeyelim. Bağcıyla uğraşmayalım. Yetişsin bu üzüm, pişsin. Alalım dalından, koparalım, hep beraber yiyelim.
Onun için şimdi açıklama yapmak istemiyorum ama bu öneriler Cumhurbaşkanımızda, Türkiye Dışişleri'nde ve siyasi partilerimizde, mecliste temsil edilen tümünde var. Yani bir şey gizliyorum değil. Hepsine yazılı olarak Sayın Çavuşoğlu'nun ziyareti esnasında hepsine yazılı olarak vermiş durumdayım. Dolayısıyla bir şey kendime gizlemiyorum. Sadece gereksiz bir karşıtlık yaratmak yerine gelin arkadaşlar, bu benim düşüncelerim. Siz de katın. Değişebilir, tartışalım. Eklenebilir, tabii canım. Çıkarılabilir. Tartışalım. Bizim düşüncemiz haline gelsin. Cumhurbaşkanı da onaylıyorsa bu yaklaşımları koyalım şeye. O şeyi gördünüz Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Cumhurbaşkanı'nda gördüm, evet. Diğer partilerin de öyle çok büyük bir karşıtlığı olmadığını da gördüm. Ama elbette incelemesi, tartışması gerekiyor. Keşke herkes hazırlasa. Hazırlayacaktır. Yani diğer siyasi partiler de bir şey hazırlasa da bir ortak noktada buluşulsun. Bir de tabii ki yaz aylarındayız. Böyle biraz da iç konulara doğru geçtiğimizde. Suyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var birçok yerde ve hem su, Türkiye'den gelen suyun birçok bölgeye ulaşmamış olması, ulaşmamasına rağmen su fiyatlarının şimdi, Türkiye'den gelen suya göre ayarlanması. Nedir şimdi, son şimdi nokta? Su fiyatları yerel kaynak ya da işte Türkiye'den gelen kaynak hiç fark etmeksizin bütün belediyelere aynı şekilde verilir. Yani devletin kuyusundan çekip vereceğiniz su da artık 2.30 kuruştur. Türkiye'den gelen su da. Birçok noktaya gitmiyor değil, bazı noktalara henüz gitmiyor. Onun da bir an önce bitirilmesi için bugün Bakanlar Kurulu'nda gündemin bir tanesiydi bu. Tarım Bakanlığı gerekli girişimleri yapmış. Sulama suyu, tarımla ilgili su konusu gündemde. Gerçi biraz zaman alacak ama o da başlıyor şimdi. Gayet doğaldır. Yani bir yılın içerisinde sistemi tam anlamıyla oturtmak, her tarafa istediğimiz gibi verebilmek çok kolay değil. Yani KKTC olarak bizim üzerimize düşenleri yapmamamızdan dolayı hayır bu sistemin bir kısmı yürürlüğe konmadı. Belediyelerin işlettiği kısım özelleşecekti hatırlarsanız. Özelleşmediği için belediyelerin şimdi oralara yatırım yapabilecek, boruları yenileyebilecek kaynağı yok. O kaynak olmayınca zaten kaçaklar devam ediyor dağıtım şebekelerinde. Ana hat üzerinden suyun ulaşmadığı bazı köyler var. Oralara yönelik işte boru hatlarının döşenmesi şu anda gündemde zaten. Onlar adım adım yapılıyor. Bazı yerlere planda belli ki yanlışlıklar var. Daha kalın, daha büyük bir boru gitmesi gerekirken daha ince boru gitmiş. Onun yarattığı sıkıntılar var. Ama bunlar aşılacak sıkıntılardır. Tabii yaz ayları gelince daha fazla hissedilir bu acı. Benim önerim bir de bu suyun da olmadığı dönemleri de bir hatırlayalım, neler çekerdik. O zaman bugün biraz daha iyi bir noktada olduğumuzu görürüz. Ama aksaklıklar var mı? Var. Onlar da düzeltilme yolunda devam ediyor şu anda. Evet. Bir de tabii birkaç hafta sonra belki daha fazla konuşmaya başlayacağımız doktorlarla ilgili bir süreç var. Doktorların eylemi var. Top Maliye Bakanlığı'na diyorlar, engel Maliye Bakanlığı'dır diyorlar. Nedir son nokta? Klinikler kapanacak. Şimdi iki maddelik bir tüzük gelmişti. Son derece muallak. Bize göre mümkün değildi savunulabilmesi zaten. İtirazlarımızı koyduk. Bir takım sorularımız oldu. O soruların cevabı yapılan Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantılarda ele alındı. Altı dolduruldu. İki maddelik bir öneriden 10 sayfalık bir tüzüğe çıktı neticede konu. Bugün yine gündemimizdeydi. Müzakere ettik biraz. Şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde 31'indedir bir sonraki Bakanlar Kurulu. 31'ine kadar bizim gördüğümüz eksiklik, aksaklıklar da doldurulmak suretiyle çözüm olacak. Bir şey çıkacak ortaya.
sorunu çözecek mi, çözmeyecek mi ayrı bir konudur. Yalnız şunu söyleyeyim, eğer döner sermaye yasası Cumhurbaşkanı tarafından biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Eğer onu hayata geçirebilmiş olsaydık zaten bu tartışmayı şimdi yaşıyor olmayacaktık. Döner sermaye yasasının içerisine de biz maliye olarak, mali yönden gördüğümüz aksaklıkları düzeltecek öneriler sunduk. Onlar da düzeltildi. Şimdi dolayısıyla göreceğiz Anayasa Mahkemesi ne söyleyecek o yasayla ilgili. Çok ilginçtir. Bu 20 sene önce Sayın Gülsen Bozkurt'un döneminde gündeme gelmişti bu döner sermaye. O zamanlar tartışıldı. İlk hazırlığı o zamanlar yapıldı. Sonra bir sürü bakan geçti aradan. 21 yıl sonra şimdi bu hükümet döneminde bu tasarı hazırlandı. Meclisten geçirildi. Yürürlüğe girecek artık. Gülsen Bozkurt'la beraber yapan bir cumhurbaşkanımız var. O cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Performansa göre ödeme yapılmazmış. Neye göre yapacak ödemeyi? Ameliyatı yapan da aynen. Günde atıyorum şimdi 20 hasta gören de bir hasta gören de o döner sermayeden eşit şekilde mi faydalanacak? Mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur böyle bir sistem. Ve kurmaya çalıştığımız sistemde Avrupa'nın bütününde uygulanan bir sistem. Biz de Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye ihtiyacı doğdu. Göreceğiz sonucu. Anayasadan dönerse tabii ki değişiklik yapmamız gerekecek o yasanın içerisinde ama yine geçireceğiz. Çünkü döner sermaye geçmezse yine sağlık sigortasına doğru yürüyemeyiz. Genel sağlık sigortası doğru bir politika mı? Evet. Hayata geçmesi gerekir mi bizim ülkemizde de? Evet. Ama önce bu diğer yasalar. Bağlı hepsi. Hepsi birbirine bağlı. Yani şimdi mahkemenin yine verdiği bir yaptırım kararı var. Doktor ikinci, kamu doktoru ikinci iş yapamaz. Klinikleri kapatılmalı. Bütün kavga da buradan çıkıyor. Hayır ben kliniğimi kapatmayacağım. Peki ama artış verdik. O artış genç doktorları tatmin edebilir ama eskilerin emekliliğine yansımaz. Onun için tatmin edilmedi. Bu olmazsa istifa ederiz biz. İstifa ederiz biz noktasına gelince zaten şeyler atıyor. Sigortalar atıyor. O noktada tartışmalarımız sürdü. Bizim bir şeye engel olduğumuz yoktur. Yani hiçbir Maliye Bakanı şu verilen artışı verme noktasına asla gelmezdi. Biz bunu kendimiz önerdik ve yaptık. Sağlık Bakanlığı'nın her talebini olabildiğince karşılamaya çalışıyoruz kendi imkanlarımız içerisinden. Şimdi biz bu kadar iyi niyetle yanaşırken sağlığa ve sağlığın sorunlarına maliye olarak bizim yaklaşımlarımız mali açıdandır genelde. Maliye engeli var, maliye ödemiyor. İşte bilmem kaç tane doktor var çalışan da maliyeye takıldı. Ödemiyor maliye. Yok. Biz öderiz. Yani ortaya çıkarılan görüntüyü. Biz öderiz ama savcılıktan olumsuz görüş var. Ödenemezler diye. Şey yasası döner sermaye yasası Cumhurbaşkanı tarafından gönderildi. Yüksek mahkemeye yürürlüğe giremedi. Yürürlüğe girmiş olsaydı bu klinik meselesi şeyden kalkardı. Diyoruz ki Sağlık Bakanlığı'na ya madem ki böyle bir sıkıntı var, özel hasta bakma yetkisi vardır yasada. Önce bir deneyelim hastanemizde. Çözüm olur mu? Çözüm olur mu olmaz mı? Eğer hastanemizde odalar vererek çözüm olabiliyorsa ne hala? Yani klinikte değil hastanede baksın doktorlar. Evet. Mesaiden sonra özel hasta bakma. O yasada var çünkü o hak. Onu bir görelim. Çünkü kamunun saat 3.30'a kadar olan kısmında bir sorun yok diyorlar şimdi. Hemşire eksikliği var. O hemşire eksikliğini tamamlamaya çalışıyoruz. 3.30'dan sonra da kliniğinde değil, muayenehanesinde değil, özel hastasını hastanede görmeye devam etsin. Ama hastanenin imkanlarıyla. Hastanenin imkanlarıyla tabii ki. Ona göre de daha ucuz olur vatandaşın ödeyeceği de. Hayır ben kliniğimde yapacağım. Yani ister istemez sıkıntı doğuyor. Hadi bu sefer işte serbest çalışan hekimler bize haksız rekabettir bu diyerek zaten 3 yıldır koştururlar bu mahkemenin peşinde.
Biz 3 yıl çaba harcadık. Mahkemeden bu karar çıktı. Ve siz şimdi bunu bypass etmeye çalışıyorsunuz diye suçluyorlar. Yani tamam da yani hükümet olarak da biz yapılabilecek her şeyi yaptık. Yani bir sorun var ve çözülmesi gerekiyor. Evet. Şimdi göreceğiz. Yani bu önümüzdeki bir hafta önemli. Bu bir hafta içerisinde dediğim gibi biraz daha çalışacağız aslında. Sağlık Bakanlığı'yla herhangi bir... Bir ortak yol bulabilir miyiz diye bir uğraş içerisine girdik ama... Test düşmeniz oldu bu süreçte. Hayır, hayır. Ama şu, yani Sağlık Bakanlığı, işte sendika bunu ister bunu yapalım, aman grev olmasın. E tamam, aman grev olmasın, sendikayla tamam iyi ilişkiler içerisinde olalım da... Bir de mantığı vardır bu işin, yani boş noktaları doldurmazsan bir şekilde o boş noktalar günün sonunda döner dolaşır maliyeyi vurur. E biz de yani kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurmaya çalışıyoruz. Yani bakma sen işte suçlar bazan eski Maliye Bakanı arkadaşlar ve muhalefet işte gene borçlandılar maaş ödemek için. Maaş ödemek için değil, o ayın bütün masraflarını karşılamak için kısa vadeli borçlanma yapıyorum. Ertesi ay tırık gidip ödüyorum. Hatta birkaç ay borçlanmadan gidiyoruz. Sonra yine gerekirse gidip Türkiye'den katkı gelmediği şeklinde... Bu ay mesela talep etmedik. Niçin? Gelirimiz yeterlidir diye. Tutun dedik. Bu krediyi biz ileride yani ihtiyaç duyarsak yani ekonomik protokolü isteriz. Yerine getirmiyoruz diye bir kaynak gelmemiz söz konusu değil. Birçok konu özellikle Maliye Bakanlığı'nın birçok konusu şu anda Türkiye'deki teknik heyetten onay bekler durumdadır. Yani onlar da inceleyip evet bu tamamdır, uygundur protokolumuza diyecek ki hayata geçireyim veya meclise göndereyim. Ama gelir açısından, kamu maliyesi açısından gidişatımız gayet iyi. Gelirlerimiz yükseldi geçen yıla oranla. Geçen yıl zaten yükselttiydik bir önceki yıla oranla. İyi gidiyoruz yani. Şeyi yok. Bir izleyici diyor ki Sayın Bakanım Akıncılara kapı istiyoruz. Akıncılara kapı. Yani bizim parti olarak tavrımız ne kadar kapı açılırsa o kadar iyi şeklindedir. Ama tabii bu topyekün verilecek kararlardan bir tanesidir. Tabii yol açılınca ve serbestleşince yıllar sonra bu hükümetin gene yaptığı bir şeydir ve tamamen yerel kaynaklarımızla yaptığımız bir açılımdır. Onu da ifade edelim. Bu talebin geleceğini de beklemekteydim işin doğrusu. Evet, inşallah yakın zamanda olur diyelim. Seyri sefer konusu... Yasamız meclistedir. Akaryakıta aktarılması. Açılır açılmaz yasa geçecek. Tabii bunun bir de işte ihale dönemi var. Uygulamaya geçiş dönemi var. Yılbaşına diye hedefledik. Yalnız buradan tekrar çağrı yapayım. Bugün gündem oldu tekrar. Herkes şeyini çıkartsın. Söyle adını. Seyir seferini çıkartsın. Af dönemini şimdi bir ay daha uzatsınlar diye bir görüşmemiz oldu ulaştırmayla. Ama olur olmaz ayrı bir hikayedir. Onun için herkes çıkartsın seyir seferini. Söyledik çıkarmış olanların kullanmadıkları süre kendilerine dönecek geri. Ondan emin olsunlar. Ama herkes çıkarsın. Çıkartmayan çünkü zor durumda olacak. Zaten her ay şimdi çeyiz çıkartmayan her ay %1 faiz yiyor. Faiz yiyeceğine git çıkart. Git çıkart. Yasa geçtiğinde ve başka bir uygulamaya geçilir. O zaman zaten ödemiş olanlar yani, kalan süresini geri almış olacak. Konu normal şeyinde, seyrinde, rayında devam eder. Evet, bundan sonra ne olur? Kosova modeli KKDC için geçerli olabilir mi demiş bir izleyicimiz. Çok konuşulan konular bunlar. Biz önce dünyaya yeniden burada etkin, egemenliği etkin bir şekilde kullanan taraf olduğumuzu gösterecek adımları mutlak surette atmalıyız. İşte Türkiye'den kaynak gelir, o nedenle Türkiye'ye bağımlıyız. Bu çok... Zaten egemen değiliz vesaire gibi suçlamalar ve söylemler çok var. Unutmayalım da halen Rum tarafı da IMF'in aynı kontrol altındadır. Çok daha ağır bir şekilde. Bunlar olağan şeylerdir. İkincisi, Türkiye'ye bir bağımlılığımız var. Evet, nerede var?
mali açıdan var, dış seyahatler açısından var. İniş yapmazsak gidemeyiz. Telefon kodunu vermese bize telefonları kullanamayız. Posta kodu vermese postamız gelmeyecek. Ve Sayın Dağan, peki bu duruma atan bizi, bu duruma iten kimdir? Biz istedik diye mi böyledir? Türkiye istedi diye mi böyledir? Yoksa Rum tarafı bütün dünya ile ilişkimizi kestiği için mi böyledir? Yani biraz eleştirelim kendi kendimizi ama insaflı olalım. Ve gerçekleri de görerek konuşalım. Rum tarafı bize bu izolasyonu bu şekilde kullanmasa, adım attığımız her yere gidip engelleme girişimlerini yapmasa, bu bağımlılık da bu şekilde gelmezdi zaten. Çünkü ticaret yapacaktık. Gelirin bir çark dönecekti. O çarkın içerisinden de devlet kendi gelirlerini alarak hayata devam edebilecekti. Bu sürecin getirdiği bir... Sürecin değil. Doğru. Bu Rum tarafının propagandasının, yasal girişimlerinin, bu yasal girişimlere de bizim zamanında doğru cevabı vermememizin sonuçlarıdır. Bizim de hatamız var. Ama bunu yaşatan bize Rum tarafının tavrıdır. Bunu da görelim. Ve dünyanın. KKTC'ye adam gibi yönetilseydi kimse çözümü istemezdi. Demiş bir izleyicimiz. Böyle bir yorumda. Doğru. Adam gibi yönetelim. Adam gibi seçelim. Adam gibi yönetelim. Yorumda bulunmuş. KKTC'den toprak verilmesi asla söz konusu olmamalı. Kıbrıs Türk'ü Türkiye'nin garantörlüğünün de yer almayacağı bir anlaşmaya asla evet demeyecektir. Yine böyle bir mesaj. Masada Türkiye'nin de olması Krans-Montana'da sizi rahatlatmadı mı demiş bir izleyici. Masada Türkiye yoktu. Türkiye garantiler kısmını konuşan garantörlerin bulunduğu masada vardı. Diğer 6 başlığın, 5 başlığın konuşulduğu masada Türkiye yoktu. Orada Sayın Akıncı ve ekibi vardı. Sonucu öğreninceye kadar garantiler konusunda daha rahat mıydım? Evet. Ama sonucu gördüğümde en azından bundan sonrası için o kadar rahat olmamamız gerektiğini de görmüş oldum. Yani durum bu noktada. Evet. Bir de işte son zamanlarda yine bu çözümle ilgili konferansın sonsuz kalmasından sonra bir hedef belirdi ansızın Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde içimizi temizleyelim. Nasıl yaklaşıyorsun? Ne düşünüyorsun içimizi temizleyelim dendiği zaman? Yani hepimizin... Dönelim içimizi temizleyelim, evimizi temizleyelim. Biz bu kadar kirliyiz, bu kadar kirliyiz maalesef, kirliyiz. Yani bunu sadece siyasette var diye düşünmek eksik olur. Çünkü bütün kesimlerde var. En köşedeki vatandaşa kadar. Hakikaten biraz kendi kendimizi yenilemek durumundayız. Kapalı yaşamdan dolayı belki kendi içimizde çok böyle dedikodu üreden bir noktaya geldik. Bunun değişmesi lazım. Yani evimizin önünden tutun gidip piknik yaptığımız yere kadar kirletmeye bayılıyoruz. Bu her alan için geçerli. Hem o anlamda bir temizlikten bahsetmemiz lazım artık ve buna yönelmemiz lazım. Hem de siyasetçiye, siyasete yönelik o baskı, şantaj, bu olmazsa günü gelecek ben sana gösteririm bireysel meselelerdeki şantaj dönemini de bizim siyasiler olarak takınacağımız tavırla sona erdirmemiz lazım. Kolay değil. Bir türlü bitmiyor. Kolay ama. Değil. Yani seçmenin beklentisi. Yani hep söylerim yani geçmişte özellikle istihdam konusu siyasetçinin seçmene yönelttiği bir nevi rüşvetti. Son zamanlarda, son 10 yıldır, 15 yıldır bu ters döndü. Seçmenin siyasetçiye şantajı haline geldi. Yani benim gideceğimi işe almazsan oy yok noktasına geldi. Bu tamam değil. Çok uzun yıllar önce bir herkesi devlete alamayız dediydim. Ve bir eylem yapıldı meclisin önünde. Kucağında bir çocukla bir hanım
elinde de bir pankart. Sana çocuklarımız değil biz oy vereceğiz. Bana seslenir. Aradan 20 yıl geçti. Aynı kadın kızıyla beraber artık okulu bitirmiş. Önüme geldi iş ister. Yani değişen bir şey olmamış. Değişen hiçbir şey olmadı. Artık anlamamız lazım. Yani gelen arkadaşlara da benden iş talebiyle gelenlere söylüyorum. Yeterlik sınavına girin. AMMED'e geçmişe göre çok daha fazla minhal ilan ediyoruz. Buralara başvurun. Oralardan girebileceksiniz artık. Evet alınacak yani işçi vesaire de zaman zaman ama eskisi gibi bol değil. Eskisi gibi bakanın iki dudağının arasında değil. Sona erdi o dönem bir kurultay istihdamı nedeniyle. Onun hemen ardından yasal değişiklik yapıldı ve o dönem kapatıldı. Tüm bunları vatandaşımızın da anlayıp ona göre daha bir şeye girmemiz lazım. Özel sektörde iş var. Daha fazla çalıştırıyor, yeterince ödemiyor özel sektör. Doğru. Ama talep arttığı müddetçe hem onlar daha uygun koşullar altında çalıştırmak zorunda kalacak, hem daha iyi ödemek zorunda kalacak. İş adamlarına hep söylüyorum. İş adamısınız, bütün dünyada iş adamları bir güçtür hükümetler karşısında. Niçin? Çünkü yanında çalıştırdığı insan sayısı, seçmen sayısı çoktur. Güçlü. Ama sende çalışan seçmen yok. Tek başına da hiçbir şey değilsin benim için. Alın daha fazla yerli eleman alın yanınıza. Güçlenin, bu şekilde güçlenin diye kaçıncıdır söylüyorum kendilerine. Onların da söylediği bulduk da almadık mı? Bulamıyoruz diyorlar. Hakikaten özellikle hükümet böyle biraz istihdam yapmaya başladığı andan itibaren insanımız özel sektörden geri çekiliyor. Özel sektörde çalışan bile devlete geçmek istiyor. Hem de çok iyi maaş almasına rağmen. Yani maaşa rağmen. Evet. Yani bunu ortadan kaldırmak için işte göç yasası diye tabir edilen yasa geçirildi ki bunun yeterli olmayacağını ve gün gele başımıza bunun dert olacağını ta o zamanlardan söyledik, evet. Eylemler yaptık. Yine de geçirildi. Dönemin elçisi de öyle baskı yaptı, geçirildi. Şimdi nedir durum? İnanılmaz bir dengesizlik. Aynı yaşı işi yapan iki kişi arasında hem ödemeler açısından hem sosyal haklar açısından inanılmaz bir farklılık. Peki durdurdu mu? Artıyor da ya, o fark etti. Evet, durdurdu mu şeyi? Özel sektörden kaçışı? Hayır. Peki ne yapacağız? Nasıl olacak bu işler? Kooperatif Bankası'na çok istihdam yapıldı. İstihdam yapıldı kooperatife de. 57 idi yaş ortalaması kooperatifin. 55. Gençleştirildi, evet. Ama geçen yıl itibariyle Kooperatif Merkez Bankası en çok mevduat toplayan banka oldu. Mevduat artışı sağlayan banka oldu. Yani genç insanların girişini vay istihdam yaptılar diye alırsın suçlanırsın, almazsın suçlanırsın. Yani ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani oradaki istihdamlarda yani nasıl diye partizanca yapılan istihdamlardı? Yani tam öyle değil. Ama eşitler arasında partiye yakın olanlar seçildi mi? Mümkün. Olabilir. Tabii içimizi temizlemek işte siyaset de çok da temiz değil, vatandaş da seçen de seçmen de. Bunlar üzerinde bir de bir Ercan olayı yaşadı ki bir iş adamı çıktı bir şeyler söyledi, bir bakan çıktı bir şeyler söyledi. Ve bu konu şimdi gündemde değil. Bu siyasetin üzerine kalmış bir leke demeyelim ama aydınlatılması gereken bir nokta değil. Tepkileri çok geç verince önlem almak da o kadar güçleşiyor. Şimdi ben ne zaman tepki koydum Ercan konusuna? İhaleye çıkılacağında, şartname hazırladığında. Oradan başladık, devam ettik. Geldiğimiz noktada artık inşaat başlamış. Ödeme dönemi gelmiş. İkinci ödemeyi de aldık. Birinci ödemeyi yaptı, ikinci ödemeyi de aldık. Diğer bahsettiğiniz denetleme konusu mahkemeleşmiş. Mahkemede bir sonuca varıyor, varmak üzere. Ama denetletecek firmaya
denecek olan kişinin ödeme yapması doğru bir yaklaşım mıdır? Değil. Ama şartnamede var mı? Var. Sözleşmede var mı? En başında. Var. Onun için derim yani ilk özelleştirmeydi. Gerçi ilk özel işletmeye devir konusuydu. İlk denememiz. Üstünde daha fazla çalışılması gerekirdi belli ki. Onun sıkıntılarını yaşıyoruz şimdi. Sadece bu konuda değil başka konularda da çıkıyor zaman zaman prizler. Ama ya mahkeme ya işte siyaset bir şekilde bunlara çözüm üretiyor. Yani bu söylenenlerin üzerine işte yargının, hukukun, ne bileyim polisin bunların üzerine gidip en azından bu araştırması yani gerekmez. Bunca söylenen, bunca yapılan konuşmayı. Sistemimizde yanlışlıklar, eksiklikler yani şimdi olabilir. Şimdi hukuk kapatıldı ki konu yani oldu. Yok kapanmadı mahkemededir. Nasıl kapatıldı? Mahkemededir mesela. Kapatıldı diye bir şey yok. Ama mahkemelerimiz karar verinceye kadar geçen süreç bu tür konuların bir boşu boşuna ağızlarda pelesenk olmasını sağlıyor. İkincisi karar çıktığında belki de görevde olmayacak zaten ilgili kişiler. Bir anlamı kalmıyor. Daha hızlı hareket etmesi için mahkemelerin bir anayasal değişiklik yaptıydık. İşte yüksek mahkeme hakim sayısını çoğaltalım, ticaret mahkemeleri kurulsun falan. Onu da vatandaş kabul etmedi. Ne yapalım? Bir izleyici diyor ki Arch House neden kapatılmıştı Sayın Bakanım demiş. Arch House. Karpaz'daki Arch House'dan bahsederler herhalde. Geldiğimizde kapalıydı. Belediyeye verilmişti ve artık dökülmüş halde. İhaleye çıkın dedik. Gidilip işgal edildi onun içerisi. En son verdiğim talimat ihaleyi de iptal edin. Orayı da kapatın kimse de giremez içine şeklindedir. Kapalı kalacak öyle. Yani devletle böyle oynanmaz. Onu söyleyeyim. Devletle böyle oynanmaz, oynanamaz. Ve devlet buna izin vermez. İhaleye belediye de isterse katılır. Zaten bölgeden insanlar da varmış katılan. Kimse en iyi yapabilecek olan bu işi bu ihale sonucunda verilirdi. Hayır, ben gideceğim burasını işgal ettim, çıkmam içinden. Çıkardılın. Devlet çıkartır. Devlet çıkartır. İhale istemiyorsunuz, okey. İptal olur ihale, hiç sorun değil. Ama orası da açılmaz. Öyle kalır. Tabii şu an bir mahkeme durumu var, bildiğim bir mahkeme durumu var ve ihaleye çıkıldı. Orasıyla mahkeme ilgili durumu yoktu orada, ihaleye çıktık doğrudan. Düzeltsin birileri, hakikaten orayı para da vereceği için düzgün çalıştırsın, örnek olsun. Turizm Bakanlığı döneminde bir kooperatif kurdurmaya çalıştım. O bölgedeki pansiyonların tümüne dedim bunun içine Arch House'u da katın. Düzgün bir kooperatif oluşturalım. Ve bu kooperatif, hatta daha da ileri gideyim, Eğitim Bakanlığı'yla da konuştuk o dönem. Kış aylarında öğretmenlerimizi buralarda barındıralım. Biz öderiz devlet olarak. Ama yaz kış bu pansiyonlar çalışır duruma gelir ve borçlarını ödemeye başlarlar. Biz borçlarını ödesinler diye uğraşırken o dönemin yardım heyetinden birileri seçimlerden önceydi. Gidip kendilerine dedi ki biz size hibe edeceğiz bunu. Ettiler etmediler onu da bilmem. Öyle kaldı. Sonra geldik şimdi. Kapalı. Yazık yani orası Akıncı döneminde başlatılan Akıncı'nın Turizm Bakanlığı döneminde projelendirilen, benim dönemimde bitirilen seçim bir şey. Ve uzun yıllar da çalıştı çok güzel. Sonra belediyeye devrettik. Geldiğimizde bulduğumuz hal neredeyse dökülüyor, yıkılacak şey yer. Yeniden tamirat isteyen bir durumda. Bırakın bunu yapalım. Buraya gelen giden zaten senin bölgenden alışveriş yapacak. Sen de faydalanacaksın. Senin bölgenden insanlar çalışacak. Yani sonuçta beni orada yani başka bir yere gidecek değil. Yani sırtına koyup götürecek değil. Biz peşkeş çektirmeyiz. Dur ya bakalım. Belki de şeye kalacak. Oradaki ya iki ya üç teklif varmış bölgede yaşayan kişilerden. Yani Karpazlılardan.
Belki de onlara kalacak. Tespit yapan verin bir yeri bu işi yapacağına inandığın için peşkeş. İhaleye çıkmazlar. İhaleye çıkan gene peşkeş. Yani anladığınız şey işte o ön yargı dediğimiz ama bu ön yargı değil. Bu oluşturulmuş birilerinin kendi maksadı için oluşturulmuş eylemler artık ve siyaset aralarının arkasında. Bu da tamam bir yaklaşım değil. Erken seçim ve meclisin yenilenmesine süratle gidilmelidir ve tüm sorunların üzerine yeni istikrarlı bir siyasetle erken gidilmelidir. Seçim, en erken seçim demiş. Nisan 2018. Garantileri konuşmak bile Kıbrıs sonunda radikal bir gelişmedi demiş bir başka izleyicimiz. Evet, yani ilk defa tartışıyoruz. Ve Yavuz Çıkarılma'yla ilgili son durum nedir? Çünkü o da çok çok tartışılan bir şimdi, konu. Söylenmedik şey kalmadı o konuyla ilgili. Evet. Yavuz Çıkartma'nın alt tarafı 35 yıllığına kiralanmış durumda. Kaç yılı kaldı emin değilim. Daha önceki durumunu hatırlayalım. Bakın şu olabilirdi ilk zamanlardan. Tabii zihniyette o zamanlar daha bu noktada değildi. Burası Çıkartma'nın yapıldığı şekliyle korunmak suretiyle ama halka açık bir plaj olarak kullanılırdı. Oraya yapılacak birkaç atraksiyonla hem müze hem plaj olarak kullanılabilirdi. Ama bu yapılmadı. Sonra burası kiralandı. Önce birisine kiralandı. Sonra ondan bir başka el değiştirdi. Güzel bir de düzen oluştu orada. Yani temiz en azından insanımızın gittiğinde hizmeti alabileceği bir yer haline geldi. Üst katta, yukarıda birisine ait bir yer satın alındı. Yan tarafı kiralandı. Ve oraya otel yapmak istiyor. Şimdi ben hakikaten acırım o bölgeye. Otel yapılması doğru bir yaklaşım mıdır diye bakıldığında da özellikle sit alanı olması nedeniyle bu yapılmaz derim. Şimdi istenen nedir? İşte oraya bir çıkartma gemisi getirelim, müze yapalım. Belediyeye verelim. Belediyeye verelim dediğinde belediye bana bugünkü temizliğiyle o hizmeti verebilecek mi diye baktığımda soru işaretlerim çıkıyor. Çünkü daha ileride Laptan'ın, Vasilya'nın alt taraflarında daha önce bir otele ait olan ve temizlenen bir plajı belediyeye devrettik. Şimdi orada çöp yığınıdır. Gidin görün. Yani halka açılacak noktasında şunu bilelim. Hizmet alıyorsam bunun bir bedeli vardır. Girişi yasaklama o kesinlikle olmamalı. Ha, girer de hiç olmayacak tavırlar sergiler, efendim işte uygunsuz şekilde davranır. Onu zaten orada çalışanlar dışarı çıkartmalı. Kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok çünkü. Ama şezlongunu alacaksan, efendim işte yemeğini yiyeceksen, efendim şemsiyeni alacaksan, temiz istiyorsan oraları, bunun bir bedeli olacak. Taşkent piknik alanı pırıl pırılmış. Daha gitmedim. Gideceğim göreyim. Herkes bir memnun ama tabii ki ona bir bedeli var. Bir bedeli olduktan var. Sonra. Bedis'te bir yer kiralandı. Çöplükten geçilmezdi oraları. Kimsenin şikayeti olmadı. Kiralamışlar bir vatandaşa. Temizlemiş, gayet pırıl pırıl yapmış. Masa alırsan, şiş alırsan, mangal alırsan bedelini tabii ki ödeyeceksin. Ama kimsenin de girişi yasak değil. Mahkemeye gittik. Mahkeme ara emri aldı. Şimdi orası yeniden çöplük olacak. Aferin. İş başardık. Boğaz piknik alanı. En yakın örnek. En yakın örnek. Üstelik iki tane de işletmeci var orada. Bir tanesi biraz daha duyarlı diye. Daha temizce. Ama onun topladığı çöpü de belediye zaten gelip almıyor zamanında. Diğeri hiç bakmıyor. Bir müessese buraya benim bir şeyimi koyayım.
içindeki insanları da kiralayıp çalıştırmaya hazırım. Tertemiz pırıl pırıl bir hale getirelim dedi. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Öyle pis kalsın ama bizim olsun. Tamam değil bu yaklaşım. Pırıl pırıl olsun, gittim de hizmetimi alabileyim. Makul bir ücreti olsun, helal ederek verebileceğim. Hak etsin. Tamam. Ama ailemle de gittim de rahat rahat pikniğimi yapabileyim. Çöpümü, çıkarttığım, yaptığım kiri toparlayayım. O toparladığımı da oradaki müessese alsın götürsün, belediye de gelip ondan alsın. Zincirleme bir hizmet doğsun. Bu daha doğru değil mi? Bütün dünyada böyle yürümüyor mu bu işler? Ama bizde hayır. Yani öyle bir maalesef, en başından da söyledim, anlatmaya çalışmıyorum. Yani böyle her şeye karşı bir ön yargı oluştu. Gerçekten yani en azından güzel olan şeyleri fark edip onları daha güzelini yapmak. Bir örnek daha çok vereyim. Daha kolay şimdi olur. Şimdi bakın. Geldik, borçlar vardı sağa sola, ödedik piyasaya, sektörlere vesaire. Bütün makamlar da kapımızda araç isterler, makam aracı. Bir teklif geldi bize, o teklifi değerlendirdik, üstünde müzakere ettik. Bize göre devletin çok işine yarayan bir noktaya getirdik. 2 milyon TL bir para ödeyeceğiz ama 10 yıl boyunca 17 makamı var bu devletin. 17 makamında pırıl pırıl arabaları olacak. 30 bin dolar değişecek. 10. yılda yine pırıl pırıl arabalarla kalacağız. Her bir arabanın tanesi o gün çıkarılan şeyde 34 bin euro. Mahkemeler, şunlar, bunlar. İlgili şirket dedi ki ben geri çekildim, vazgeçtim. Eksik olsun. Alamadık. 3 bakan aldı. Geçenlerde bir gazeteci geldi arabalar ve durur ambarda, utanır alsın şeyler. Aradım kendini sabah sabah, cevap vermedi. Sonra da ben arayamadım. O arabalar alınmadı. Şirket vazgeçtiği için, haberizlik vazgeçtiğimiz için değil, şirket vazgeçtiği için alınmadı. 3 tanesi hariç. Şimdi bir sürü dairenin arabaları var, istedikleri işte orman dairesinin, su dairesinin vesaire. Onlara her daireye birer motor dahil 9 tane de makam aracı alınmak için ihaleye çıkıyoruz. İhale sonuçlanacak. Bakalım ne kadara mal olacak bu bize? Üstelik diğerinde yedek parça, yani servis, ihaleye çıkılmadı servis diye bir eleştiri vardı. Şimdi ihaleye çıkılıyor. Daha fazla bir rakam ödeyeceğimiz rakam daha fazla olacak. Ve üstelik bir de bunların bakım masrafları üstümüzde kalacak. Allah bilir ne zaman düzeltilecek. Şimdi düşünün siz, bazı bakanlarımın arabaları sol direksiyon. Benim yok. Misafir geldiğinde, Türkiye'den resmi misafir geldiğinde mecbur kalırım, galeri arayayım, bir tane siyah Mercedes bulalım da gidip misafirimizi karşılayalım bir günlüğüne, iki günlüğüne. Maliye Bakanlığı'nın makam aracı yoktur. Hayır, yoktur. Ben zaten kullanmam. Zaten kullanmam ama işte bir misafir geldiğinde makamından beraber gitmen lazım. Makam arabandan gidip alman lazım. Yoktur. Kendi arabamdan da gidecek halim yok. Yani gitsem de zaten gelmez adam. Makam aracını ben sadece işte böyle bu askerin verdiği resepsiyonlar olur, bir tören olur, bir şey olur. Orada sadece kullanırım. Ve ihtiyaç duydum diye bir bakan arkadaştan rica ederim, ödünç alırım, plakayı değiştiririm, giderim. Veya dediğim yöntemde galerilerden birinden iki günlüğüne araç temin ederiz de öyle gideriz. Bizim değil bu arabalar, bu makamlarındır. Bu makamlarındır. Bu adım atıldı diye ve ekonomik olarak hakikaten devletin lehine bir adım dağıtmaya çalıştığımız, bağırma çağırma durdurduk. O gün bugündür her aksaklıkta
Mercedes'e para bulurlar da buna bulmazlar. Yahu zaten ödemedik onu da. Yangın helikopteri almazlar. O 2 milyonudu. 1 kilometrelik yol 2 milyondur. 1 kilometrelik yol. Yani bu kadar kendi kendimize şey yapmamız lazım. 27 yıldır siyasetteyim. 27 yıldır kendi arabamı kullanırım. Makam arabası sevdalısı ilan edildik. Bir de sizin işte Porsche'yi de alırdım istesem. O canım yani o söyleminize. Hayır ama mahkemede soruyor sana. Niçin Mercedes? Ya Mercedes istendi ve hakikaten verilen teklif gayet uygun. Porsche deselerdi Porsche'ye bakacaktık. Bilmem Rolls Royce deseler Rolls Royce'a bakacağım. Yani marka seçmek durumunda. Sizin burada anlatmak istediğiniz başka bir şey aslında. Şimdi makam ama aracı diye çıkıyoruz. Marka vermeyeyim şimdi ama işte Porsche da örneğin gelip teklif verebilir. Ne bileyim ben bir başka markada gelip teklif edebilir, verebilir. Hangisi sana daha uygundur ve daha dayanıklıdır ona da bakman lazım. Ucuz olana değil. Ucuz etin yahnisi pahalıya çıkar derler. O hesap. 2011 sonrası işe girenlere hayat pahalılığı 7.68 gibi bir rakam olacak. 10.000 TL alana 500 TL. 2011 sonrası 170 TL. Bu maaşlar düzene sokulmazsa, bu açık kapanmazsa kamuda memur kalmayacak demiş. Şimdi kimdir bu soruyu soran arkadaş bilmiyorum ama biz göreve geldikten sonra bu üçüncü hayat pahalılığı ödememiz ve her üçünde de 2011 sonrası girenlere ek bir artış verdim ki ara açılmasın, kapansın, birazcık da kapansın makas. Şu anda bunun araştırmasını yapıyoruz. Halen daha onun için merak etmeyin vereceğiz ek bir şey diyebilecek durumda değilim bugün itibariyle henüz ama bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu da belli olacak. Bir çalışma yapıyoruz velhasıl. Herkese işte 150 lira verilme yaşandı birkaç kez geçmişte. Bu da hiyerarşik düzendeki yapıyı bozdu bayağı. Onu yeniden yerine getirmekte zorlanıyoruz. Zaten verilirken de dönemin Maliye Bakanları çok iyi hatırlıyorum. Bu yanlıştır ama beklenti de budur, onun için yapalım diyerek yaptılar bu işi. Biz aynı yaklaşımda değiliz. Yani hiyerarşik yapı bozulmamalı ama makas da açılmamalı. Ona dikkat eden bir yaklaşımla bir çalışma yapıyoruz. 7.68 yasal olarak vermek durumundayız. Onu vereceğiz. Üstüne bir şey verebilir miyiz? Ona bakıyoruz işte. Yani 2000 işte göç yasası denen yasayla girenler için. Evet, evet. Artı bir şey. Yani geçen tabii defa verdiğimizde 3 puan daha fazla verdik mesela. Bu defa yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Onun hesabını, kitabını yapıyoruz. Tabii programın sonlarına doğru giderken işte Denktaş Üniversitesi'ne verilir bulunan bir yerle ilgili ve Kıbrıs Türk Havayolları'nın eski binasının yanındaki bir yerin birisine verilmesiyle ilgili kararlar bayağı bir konuşuldu, eleştirildi. Siz daha sonra bununla ilgili bir açıklama yaptınız. Böyle bir şey olmadığını söylediniz. O süreçte sizin de çok tepki koyduğunuz açıklamalar oldu. Anlatmaya çalıştığınız noktalar oldu. Nedir şu an sonunda bildiğim kadarıyla üniversite kuruldu zaten. Üniversite zaten 4 yıldır, 5 yıldır kurulma aşamasındadır. Şimdi artık eğitime başlama çalışmasının sonlandırılmasına çalışılıyor. Eylül ayı için. Bahse konu arazi, park yaparım bilmem ne, içinde tek bir ağaç olmayan bir arazi. Yani Metehan'dan çıkarken güneye doğru sağ tarafımızdaki arkası Alayköy ve devam eder. Bir taraf sınır havaalanı. O arazi orada büyük bir üniversite yerleşkesi oluşturmak istedik. Askerin kullanımında olan bir yerdi.
talep ettik. Dedik burasını verin. Burada Denktaş Üniversitesi'ni kuracağız. Onlar da çok güzel olur böyle bir şey diyerek askeri alandan çıkarttılar bunu. Vay Allah'ım, kaptı, oturdu ortalık. Bugüne kadar kurulan her üniversiteye, bu ülkede bir üniversite hariç Uluslararası Kıbrıs talep etmedi hiç. Ama diğer bütün üniversitelere arazi verildi. Bu karardan sonra da üstelik ayrıldı bir arazi. Tıs yok. Tıs yok. Dedi ki tamam ya, yani almayalım bunu. Dursun. Siz görevde olmazsanız gene aynı tepkiler olurdu size göre. Evet, evet, gene olacaktı. Gene olacaktı. Şimdi surlar içerisinde atıl duran bir bina. Bir dönem bir gazetemizde kiralanmış. Kiraları ödenmemiş. Ondan iptal edilir. Bed office kurmak için bir başkası kiralar. Sonra o da memleketten ayrılır, buradaki işlerini kapatır. Ondan da boşa düşmüş. Farelerin cirit attığı, balecilerin içine girip her türlü işin döndüğü bir bina. Tabanı çökmüş. Atıl. Surlar için. Abdi Çavuş'un başlangıcı. Benim surlar içine özel bir şeyim var. Merakım var. Oğlum başlayınca bu girişime işte bir rektörlük binası kurmamız lazım. Dedim git surlar içine bak. Gitti, baktı, geldi. Eski devlet hastanesi var dedi. Orasını kiralaydım. Peki. Neredeyse 10 haftadır dışının kapısının nereden açılacağıyla ilgili Yüksek Anıtlar Kurulu'ndan cevap beklenir. 7 hafta toplanmadılar. Geçen hafta toplandılar. Bir şey söylemediler. Yarın gene toplanacaklar. İçerisiyle ilgili bütün şey bitti. İş düzenleme. Tavan kapatıldı. İşte sınıflar yapıldı. Bitirdi yani içerisini. Şimdi daha izin yok. Yahu izin safhası son 4 yıl, 5 yıl hatta süren bir süreç içerisinde bitti zaten. Rauf Denktaş Üniversitesi hayata geçmenin eşiğinde artık. Bina olarak da ekonomik anlamda, sosyal anlamda canlanması gereken bir bölge olarak gördüğümüz surlar için seçtik. Polis binaları bir üniversiteye verilsin diye bağıranlar buna karşı çıkıyorlar şimdi. Nasıldır bu mantık? Tekrar ediyorum. Polisin boşalttığı surlar içinde bizim girişimlerimizde mahkemelere verilen eski bina bir üniversiteye verilsin diye uğraşanlar geçmişte, surlar içerisinde atıl durumda olan ve tarihi bir geçmişi olan, içinde Denktaş'ın da çok hatıraları olan bir binayı Rauf Denktaş Üniversitesi rektörlük binası yapıyoruz diye bas bas bağırıyorlar yapılmasın. Bana mantığını anladım bunun. Yani sizin dediğiniz gibi isimden... Maalesef, maalesef. Öyle değil diyorlar ama öyledir. Şimdi o binayı bir şekilde işte kapısının nereden açılacağına da karar verilecek. O bina bu Eylül'de kısmetse eğitime yerel öğrenciyle, kaç öğrenci müracaat edecekse eğitime başlayacak. İkinci safhası bunun YÖK ile, YÖK'ün beklentilerinin karşılanmasıdır. Onun için de bir yıllık bir süresi olacak önünde. Ama adım adım bu üniversite ve hakikaten son derece kaliteli bir eğitim seviyesini yakalayın diye benim talebim var. Oğlumdan ve arkadaşlarımdan. Mütevelli heyetinden. Gördüğümde gayet ciddi bir şekilde bu nasıl yapılır her taraftan araştırmaktadırlar. Doğru bir yere de varacaklar. Evet, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa, çok. Eklemek istediğiniz çok.
Yetmez böyle 1-2 saat program. Peki, biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, yeniden görüşmek üzere. Evet, bu akşam için de söz sizlerin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.